Herkese merhaba. Apple WWDC 2016'da iOS, macOS, tvOS gibi watchOS'in de yeni bir sürümünün ön gösterimini gerçekleştirdi. WatchOS 3 sonbaharda son kullanıcılarla buluşacak. Şimdi geliştirici özel beta sürümü yayınlandı. Biz de bu WatchOS 3 beta 1'i Apple Watch'a kurduk ve şimdi yenilikleri kendi gözlerimize görelim. WatchOS 3 ile birlikte Apple Watch'ta hem performans anlamında hem de gezinti açısından, verimlilik açısından önemli değişiklikler olacak. Saat yüzleri çok daha rahat kullanılabilir hale getiriliyor. Kadran açıkken parmağınızı sağa sola sürükleyerek kadranlar arasında geçiş yapmanız mümkün oluyor. Beta olduğu için geçişlerde bir takım takılmalar söz konusu, ancak bir hayli kullanışlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Daha önce parmağınızı bastırmanız ve farklı saat yüzleri arasında geçmeniz gerekiyordu. Şimdi yeni bir saat yüzü eklemek istediğinizde yapmanız gereken yeniye dokunmak, daha sonra da sunulan çeşitli yeni kadranlardan seçiminizi yapmak. Örneğin rakamlar yeni eklendi. Bunun yanı sıra yine farklı bir saat kadranı Minnie Mouse var, Mickey Mouse'un yanında. O da önemli bir yenilik. Fotoğraflı kadranlarda da komplikasyonları kullanmanız mümkün oluyor. Arayüzde parmağınızı yukarı doğru çektiğinizde yeni bir denetim merkezi arayüzüne erişiyorsunuz. Daha önce de böyle bir benzer arayüz vardı, ancak çok da arkalarda erişmesi Glance adı verilen, bakışlar adı verilen bölüm üzerine oluyordu ve kolay kullanılabilir değildi. Şimdi tıpkı iPhone'da ve iPad'de olduğu gibi denetim merkezine kadrandan parmağınızı yukarı doğru çekerek erişebiliyorsunuz. Pil durumunu, bunun yanı sıra sessiz alma, uçak modu, rahatsız etme modu gibi hızlı ayarları da buradan erişmeniz mümkün oluyor. Bildirimler yine olduğu yerde ekranın üstünden altına doğru çektiğinizde karşınıza çıkıyor. Sağ tarafta yer alan tuşa dokunduğunuzda daha önce burada iletişim aracı geliyordu karşınıza. Sık iletişim kurduğunuz arkadaşların kısa yolları geliyordu, ancak artık Dock adı verilen yeni bir bölüm geliyor ve buradan da sık kullandığınız uygulamaları ve aynı zamanda açık olan son uygulamayı görmeniz ve ona geçiş yapmanız mümkün oluyor. İletişim anlamında önemli bir yenilik mesaj uygulamasında sunulan farklı cevap verme imkanları. Görmüş olduğunuz gibi sesli veya emojili cevaplar verebilirsiniz ya da çiziktirme yaparak da cevap vermeniz mümkün. Bunun için parmağınızı ekranda çizdirmeniz yeterli veya bastırarak da farklı bir seçenek, farklı bir duygu, tepki vermeniz de mümkün oluyor. Bunu arkadaşınıza rahatlıkla gönderebilirsiniz. WatchOS 3 ile birlikte yepyeni bir uygulama, Breathe adı verilen bir uygulama da ekleniyor. Bu Breathe uygulaması nefes egzersizi yapmanızı sağlıyor. Nefes egzersizi yaparak kendinizi rahatlatabilir ve nefesinizi düzenleyebilirsiniz. Bu noktada Apple Watch sizlere bir takım direktifler veriyor. Rahatlayın ve daha sonra da bu ekranda gösterilen şekilde nefes alıp verin. Aynı zamanda bunu yaparken de nabzınız da ölçülecek ve sonuç olarak ekranda sonuç sayfasında da yaptığınız işlem gözükecektir. Uygulama çalışırken bileğinize de titreşimler veriyor ve bu şekilde de sizin olaya biraz daha fazla şekilde, yoğun şekilde dahil olmanıza katkıda bulunuyor. WatchOS 3 ile birlikte Activity uygulamasında da sosyallik biraz daha artıyor. Paylaşma adı verilen önemli bir yenilik kullanıcılara sunuyor ve bu özellik sayesinde de kullanıcılar aktivitelerini, egzersizlerini arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor. Aktiviteyi paylaşma özelliğini açmak için Apple Watch'un bağlı olduğu iPhone'da Activity uygulamasını açmanız, daha sonra paylaşma sekmesine gelerek buradan başlat seçeneğini açmanız gerekiyor. Daha sonra iCloud'a giriş yapacak ve böylelikle de aktivite paylaşma özelliğini aktifleştirmiş olacaksınız. Apple Watch sahibi başka arkadaşlarınız varsa, onlar da aktiviteyi yoğun şekilde kullanıyorlarsa, onlarla gittiğiniz süreci paylaşmanız mümkün olacaktır. WatchOS 3 ile birlikte performans anlamında da önemli bir yenilik, iyileştirme karşımıza çıkacak. Uygulamalar, sık kullandığınız uygulamalar özellikle çok daha hızlı şekilde açılacak. Bu uygulamalar doğrudan bellekten çalıştırılacak ve aynı zamanda güncel bilgilerde uygulama açıldığı anda kullanılabilir hale gelecek. Örneğin NTV Spor uygulaması, görmüş olduğunuz gibi sık kullandığımız bir uygulama ve açtığımız anda doğrudan karşımıza çıkıyor. WatchOS 3 yüklü Apple Watch'ta ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Daha gidecek çok yol var. Daha ilk beta sürümü ve çeşitli hatalar, takılmalar, aksaklıklar mevcut. Ancak sonbaharda çıkacak olan final sürümle birlikte bu aksaklıklar giderilmiş olacak ve kullanıcılara, Apple Watch kullanıcılarına çok daha sağlıklı ve kararlı bir sürüm sunulmuş olacak. Yaz ayları boyunca da WatchOS 3'ün farklı beta sürümlerinin çıktığını göreceğiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.